Soru daha gelmedi mi? Yakışıklılar, yerinizde olsam o silahları hemen indirirdim. Yoksa buradaki herkesi tek tek gebertirim. Kapış. Şerefsiz. Bravo. Lafı ağzımdan aldın. Sizin sarışından öğrendim bu numarayı. Hepsini toplayın şuraya. Sana yakışıyor mu? Ne işin var lan senin burada? Yediğim hiçbir şeyden tad almıyorum. Hiçbir şeyden. Saman gibi. Kafana yediğim kurşundan olabilir mi acaba? Bravo. Olabilir pembe yanak. Ben de zaten tam da o sebeple buradayım ya. Şu sizin sarışının kafama bıraktığı kurşunun hesabını sormaya geldim. Nerede sarı? Bilmiyoruz. Hadi be. Bekleriz. Zamanımız var. Daha yeni başladık. Hani? Ulan be Tavgazi. Günahından korktun, kafana sıkamadın mermi. Bari tavana da sıkmasaydın ya. Çekil! 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 Çekil!
Çolak, silahları topladık. Emin misin? Donlarına kadar arayın. Bunlar sıradan adamlar değil. Cep telefonuyla bile adam öldürür bunlar. Telefonlarını da alın. Çekin lan. Arkadaşlar, yardımcı olun ama. Çocuk görevini yapıyor. Durum zaten yeterince hassas. Ulan seni ben hassas. Sakin. Beyler sakin. Siviller var. Lan Battal Gazi nerede? Ne bileyim ben. Oğlum bir delilik yapmasa bari. Adam yarı deli değil mi zaten? Lan deli meli eski asker. Silahı da var. Vallahi mı lan? Vallahi. Arka sıra. Uzunla kendi aranda konuşma. Yazarım vallahi tahtaya. Çolak. Hoppa. Boncuğum arıyor. Kimin ola ki bu boncuk? Açsam mı açmasam mı? Boncuğum. Aklından bile geçirme. Bingo. Pembe yanaklıda kaldı. Ya sizde ayar yok değil mi ya? Ayar yok bunlarda. Sevdin mi ölümüne, kız geberene kadar. Aynen. Bizde ayar yok. Sevinci ölümüne kalar. Kanımızda seni gibi da yok. Ya açık sıra. Söylesene bana. Harbi sarı nerede? Ha, biz açığından sıkıldık da. Ya da dur. Ben ne uğraşıyorum ki ya? Burada bu kadar masum sivil varken birinin kafasına iki tane sıktım mı sarı ışınlanır buraya. Ya şundadır ya bunda. Bırak lan onları. Ne istiyorsun masum insanlardan? Dur. Gerçekten de. Ne istiyoruz lan biz masum insanlardan? Doğru ya. Bizim derdimiz bunlarla. En iyisi siz bunları götürüp kapatın. Kahramanlık yapan olursa kafasına sıkın. Kalalım baş başa. Sen o kafana yediğin kurşunla nasıl hayatta kaldın çok merak ediyorum. Kaç canın var senin? Bilmiyorum oğlum. Bunu Allah'a soracaksın. Sizinki böyle işte. Öldürmeyince öldürmüyor. Allah'ın adını ağzına alma. Niye ki ya hacı amca? Ha? Bir tek sen mi biliyorsun sevabı günahı? Haşa. Ama kafiri de, münafığı da gözünden tanırız. Aldın mı lan cevabını? Geldi. Ve hatta benim burada olduğumu hala fark edemedi.
Bence sarıyı sonunda yakaladılar. Ha, ne dersiniz? Nah, yakalarlar. Ya soracağım soracağım. Her seferinde unutuyorum bak kırmızı surat. Sizin bu özgüven doğuştan mı geliyor? Yoksa bir şekilde hizmetçi eğitimde falan mı veriliyor? Tarih kitaplarını okusaydın anlardın. Elhamide. Hacı amca konuştu. Allah kabul etsin amca. Peki sen nasıl oluyor da her seferinde bu kadar şerefsiz olmayı başarabiliyorsun ha? Ya insan bir kere bile demez mi? Ben bu Türklere ne zaman bulaşsam kuyruğu kısılmış it gibi kaçıyorum. Bunlar beni her seferinde paket ediyorlar diye. Adam akıllanmıyor sürekli burnumuzun dibinde. Ben değil. Siz benim dibimde dolaşıyorsunuz. Utanmadan benim topraklarımda cirit atıyorsunuz. Çünkü siz lüzumundan fazla cüretkarsınız. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim sınırlarımız belli. Bizim bir tek derdimiz var. Senin gibi masumların kanıyla beslenen pislik vampirleri sınırlarımızdan uzak tutmak. Anladın mı şimdi? Kurda kafa tutan kuzu. Ayrıca eğer kolumuz uzanırsa, dünyanın öbür ucunda da olsa, bir mazlumun çığlığını duysak, koşup gitmek bizim görevimiz. Kolun uzanıyor da konu uzuyor. Belki bütün bu saydığınız sebeplerden olmasın, sizin burnunuz boktan bir türlü kurtulmuyor. Bizim derdimiz Allah. Allah hakkı, vatan millet aşkı. Başka bir derdimiz yok. Bunun için ne gerekirse onu yaparız. Amin. Bugündür Battal Gazi. Bugün de şehit olamazsan seni kimsesizler mezarlığına gömecekler. Bunu bilesin. Bırakın lan! Bırak! 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 Bırakın lan komutanımı! Geç alın, dur. Yürü! Sakin! Sakin! Sıkarım kafasına! Aşağılık köpek seni. Sakin ol geç alın. Buna küfür etsen de değmez. Hadi ya, değmez mi? Ne haber yarbay? Biz sarı kuşu bekliyorduk ama deve kuşu geldi. Ne oluyor burada? Ne olsun ona? Aynı işte. Eğlence var dediler, geldik. Sende ne var ne yok? Komik misin? Üzüm üzüme baka baka. Sayenizde geliştiriyorum. Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim lan? Her zaman istediğim şeyi istiyorum. Sarıyı istiyorum. O sarı komutanınıza. Nerede Sarı? Sarı komutan geldi zannettiler ama değilmiş. Sana ne dedim? O sarı komutanı gelir gelmez canını yakalayıp getirin demedim mi? Dedin. Hı? Gelmedi. Gelmedi. Sarı komutan gelmemiş. Demek sarı komutanın gelmesi için
İlla birinizi sıkmak gerekecek. Kim gitmek ister? Kırmızı surat. Ben merak. Açık sarı. Hadi battal çavuş. Hadi. Ölüğün sana ihtiyacı var. Kalk aslanım. Ya Allah aslanım. Onlar ve seni öldürmediyse bugün içinmiş. Hadi battal gazi. Ya Allah. Hadi aslanım. Hadi. Ya Allah aslanım. Ya Allah. Şerefsizlere teslim olmaktansa ölmeyi tercih ederim. Yalnız biz ölmeyiz Batta. Şehit oluruz evvelallah. İnşallah be evlat. İnşallah. Böyle olmayacak. Bir şey yapmamız lazım. Silahlar nerede? Sıkıştık burada komutanım. Silahları almamız lazım. Boşuna uğraşmayın beyler. Buradan canlı çıkamazsınız. Bize fark etmez. Sen amacına ulaşmadığın sürece biz her şeye razıyız. Ulan ne değerli komutanınız varmış be. Uğrunda ölmeye değer mi bu sarı komutan ha? Sadece Yavuz için değil. Bu ülkenin bir taşı için bile ölmeye değer. Hazır mısınız? Hazırız komutanım. Çaylak. Üç deyince koş. Keşanlı. Ben de komutanım. Üç. Dayan.
Doruk'la uğraşmayın bence. Fazla dayanamaz. Kes lan şerefsiz. Dayan dedim. Dayan. Merak etme evlat. Biz savaş meydanlarında güldürmedik kendimizi. Bu şerefsizlere fırsat verir mi hiç? Bize ne istiyorsan yap. Ama bu yaşlı adamı bırak. Niye? Bıraksam ne değişecek? Nasıl olsa yolda elinizde kalacak, geberip gidecek. Sen öyle san. Biz bu halimizle bile sizin üstünüzden gelebiliriz. Alçak herif. Sen neymişsin be dede? Deden siksin sen. Helal sana Battal Gazi. Ağzına sağlık. Helal sana Battal Gazi. Ağzına sağlık. İçeride dedeyle birbirinize sarılıp sarılıp ısınırsınız artık. Ha yakışıklı? Anlaşıldı. Sarı gelene kadar sizin rahat duracağınız yok. Sizi şöyle içeri alalım da biraz üşüyüp kendinize gelin. Getir, getir! Geç! Çocuklar! Hanimiş de hanimiş, elimizde masum bir sivil var. Şimdi herkes sakinleştiyse ben bir kere daha sorayım. Paşa paşa giriyor musunuz? Yoksa biz bu masum sivile birinciyi sıkalım mı? Birinciyi sıkalım. Tamam. Tamam. İçeri gir. Herkes içeri girsin. Haydi. Haydi koçlar. Haydi bakalım koçlar. Haydi baba. İyice düşürün derecesini. O sarı yaptıklarının bedelini vicdanıyla ödesin. Çolakla uğraşmak neymiş? Görsün. Çolak. Adam bir anda arkamda bitti. Komutanım. Eğer Yavuz komutanım da buraya gelirse sizin gibi tuzağa düşecek. Sonra bu şerefsiz hepimizi burada öldürecek. Yavuz'un gelmesi çok zor. Niye komutanım, bir şey mi oldu? Hastaneye basmışlar. Sancarı almaya çalışıyorlar. Bir sürü sivil rehine var içeride. Yavuz da orada. Ulan ben bunların resmen kapağı kısıldık ya. Çıldıracağım, delireceğim. Destek kuvvet gönderdik mi? Çoktan gitmiştir. Gelmeden haber vermiştim. Buraya gelip sizi alıp ona desteğe gidecektik. Hay ben böyle şey ya. Aşık. Nasıl durumu? Komutanım dayanamayacak, bilincini kaybetmek üzere. Merak etmeyin çocuk. Aka. Ah Kıbrıs'ın sıcağı, ha burası soğuğu. Cephede kurşun yemeden bize ölmek yok. Yedin kurşunu zaten Battal. Bu kurşun yarısı hem burnum cephede alasını yedi. Burada girdi, o bir taraftan çıktı. Ama yine de sancağı bırakmadı. Helal be Battal Gazi. Ne oluyor lan? Bayıldı. Abi uyursa
Daha çabuk dolar. Bu böyle olmayacak. Çolak! Çolak! Çıkart bu yaşlı adamı buradan! Ölecek yoksa! Sana soruyorum! Ya şu manzara o kadar güzel ki. Allah, resmin güzelliğine bak. Müthiş bir film açılışı. Filmin adı Çolak'ın İntikamı. Çok güzel olur. Temposu, aksiyonu, gelin hiç düşmeyen bir film. Hafta sonu sinemalarda. Aç o kapıyı. Aç! Sıcak ol diyorsun. Tam anlaşılmıyor, kapı biraz kalın. Sıcak mı oldu? Çok mu terlediniz? Düşünelim. Dereceyi düşür düşür. Terlediler. Ne? Tamam, tamam. Arıyorum sarıyı. Arıyorum şimdi. Arıyorum, soruyorum. Belki birinizin hayatını kurtarmaya karar vermiştir. Dua edin de bebeği seçsin. Bunun hesabını ödeyeceksin Çolak. Bunun hesabını ödeyeceksin. Aç bakalım. Geri bas, geri bas. Gözlerim yaşardı. Çok konuşma da çıkart hemen şu adamı. Maalesef. Onu çıkaramıyorum. Sarı hafızı seçti. Hafızan gelir. Yok öyle bir şey. Ya Battal Gazi çıkar ya da hiçbirimiz çıkmayız. Olmaz. Sarı'ya söz verdim. Söz vermiş. Verdim pembe yanak. Duydun işte. Bas git. Vallahi mı diyorsun? Basayım. Lan! Sakın, sakın. Bir adım daha atarsan ikinciyi kafasına sıkarım. Geri bas, geri bas. Hafız, yürü. Hadi. Geçten kurtuldun işte. Şanslısınız. Kanı hala akıyor. Daha zamanı var. Soğumaya başlamamış. Sıcak oldu değil mi? Ha. Isıyı kaybediyor çocuklar. Kapıyı kapatın. Ah Çolak! Şerefsiz! Seni öldüreceğim. Ben durdum mu Çolak? Benim adım Çeşen Gülsa. Seni çöp poşetinde öldüreceğim lan! Hacı amca. Isındı mı biraz? Yüzüne kan gelmiş. Arkadaşlarım içeride ölümün soğunu yaşarken ısındın mı diye mi soruyorsun bana? Ya ben sizin bu hallerinize bayılıyorum biliyor musun? Siz birbirinizi düşünmeden yaşayamıyorsunuz değil mi ya? Ha? Böyle karı koca gibi olmuşsunuz. Değil mi? Hı? Bu nasıl bir ilişki biçimiymiş ya? Ha? Anlasaydım burada olmazdın. İnsanlar tarih boyunca niye savaştılar hiç düşündün mü? İnsan işte Hacı amca. İnsanlar niye tarihi değiştirecek kararlar alamazlar? Çünkü acıkırlar. İnsanın doğasında var. O yüzden de insan eninde sonunda en iyi yaptığı şeyi yapar. Yani birbirini yer. Yalan mı? Yanlış. İnsanlar birlik oldular, huzuru buldular. Huzurlarının bozulmaması için gelen tehditlere karşı savaştılar. Bravo Hacı amca. Doğru söyledin işte.
Siz de bizim huzurumuzu kaçırdınız. Gelip benim topraklarımla dolaştınız. Ben de bu yüzden size savaşıyorum. Aldım cevabını. Şimdi senin haline çok üzüldüm. Sen savaştığını sanıyorsun. Sen savaşmıyorsun çolak. Sen kaçıyorsun. Hem de ardına bile bakmadan. Yakıp yıktıklarını görmekten korktuğun için kaçıyorsun. Sen var ya, kendini bilge sanıyorsun ya. Böyle her boku bildiğini sanıyorsun ya. Hiç bir bok bilmiyorsun. Sen de o sarı komutanın gibi boş boş konuşuyorsun. Yok birlikte ölmekmiş. Yok birlikte savaşmakmış. Birlik olmakmış. Geçelim bunları. Bir tek sizin hakkınız mı lan? Tek bir bayrak altında toplamak. Ha? Benim bayrağım ne olacak? Hangi bayrak? Senin uğrunda savaşacağım bir bayrağın var mı? Var tabii. Kendine yalan söylemekten vazgeç çolak. Eğer uğrunda öleceğin bir bayrağın, temiz bir aklın, huzuru bulacağın bir kitabın olsaydı bu kadar yolundan sapmazdın. Kendini bile bile ateşin içine atmazdın. Lafı uzatmayalım hacı amca. Senin dilinde, dininde, kafanda bana ters. Orası kesin. Senin dinin sana, benimki bana çolak. Arkadaşların içeride ne yapıyordur acaba? Hala can çekişiyorlar mıdır? Yoksa donarak gebermişler midir, ne dersin? Onlar ancak şehit olurlar. Götürün şunu içeri.